ücreti ansızın gelebiliriz. Yani. Bir duvarlı. Sabah Yomra Belediye Başkanı'nın iki tane iş makinesiyle bahçeye girme ihtimali her zaman saklıdır. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık çok net konuştu. Üniversite mütevelli heyeti kendilerini valinin üstünde görüyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Bu süreç belki 3 yıl sürer, belki 3 ay sürer, belki 30 yıl sürer. Ancak yer Yomralı'nındır. Yomra Belediyesi ile Arasya Üniversitesi arasındaki arazi polemiğine yeni bir süreç kazandıracak ve çok ses getirecek açıklamalara imza atan Başkan Bıyık, bir gece ansızın ifadesini kullandı, belediye olarak araziye el koyabileceklerinin sinyallerini verdi. Nerelerin ve kimler tarafından işgal edildiklerini tespit etmiş durumdayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın söyleviyle ücreti ansızın gelebiliriz. Yani sabah kalkarsınız ki Yomra Belediyesi bahçededir. Arazi sorununun çözülememesiyle belediyenin gelir sorununu aşamadığına dikkat çeken Başkan Bıyık, Yomra halkının kazançlarını gözeterek hareket edeceklerini vurguladı. 100 dönüm arazi işgal altında olan bir belediyenin aylık kira geliri 30 bin lira. 30 bin liradan ne olur? Şurada meydanda herhangi bir dükkanın kirası kadar ya. Bugün Yomra Belediyesi'nin mevcut yapısıyla birlikte en az 150-200 bin lira kira geliri olması lazım. Bu üzerinde binası olanlar kiralarını ödeyecek. Kira ödeyemeyecek olan satın alacak. Ama vatandaşın arazisinde bedava oturma dönemi bitmiştir. Şimdi biz bütün mücadelemizi bu üniversiteyi Yomra kaybetmesin, ancak Yomra halkı da bu araziden mahrum kalmasın düşüncesiyle mücadele ettik. Bu üniversite Yomra için bir kazanımdır. Hep bu konuda söyledik. Ama arazi de Yomra'da o kadar metrekarede bir arazi, bir üniversite için çok büyük bir arazi. Onun da kullanacak olduğu bir alan olsun, bizim de kullanacak olduğumuz bir alan olsun noktasıyla hep üniversite mütevelli heyeti bir basın toplantısı düzenledi. Gene bana göre yalan yanlış bilgilerle vatandaşı yanlış bilgilendirdi. Yine sustuk ama geçen hafta valilikten bu işin devam edip etmeyeceği noktasındaki sürecin hemen hemen netleşmesi süreci sonrasında biz de kendi sürecimizi tekrar yeniden başlatacağız. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta veya işte önümüzdeki devam eden günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek süreç nereden başlamış, nereye gelmiş hepsini vatandaşa canlı bir biçimde anlatacağım. Bizim vatandaştan gizlimiz saklımız yok. Elimizde mahkeme kararlarımız var. Arazi tartışmaları nasıl sonuçlanır, süreçte neler yaşanır elbette bilinmez. Ama görünen o ki Başkan Bıyık koltuk için değil vatandaş için kararlı duruşunu sürdürecek. Sadece Yomra halkının çıkarlarını gözeterek mücadele edeceğim diyen Başkan Bıyık, Yomra halkı vazgeç demediği sürece geri adım atmasının söz konusu olmadığının da altını çizdi. Allah'ın bir kavgaya Allah'ın neden olacak, bu sefer yorulacaksınız, sıkıntı yaşayacaksınız. Bundan korkmuyor musunuz? Ya biz sonuçta Yomra halkı bize oy vermiş, destek olmuş Allah'a şükür. Her fırsatta da arkamızda duruyorlar. Ben kavgayı kendi şahsi meselelerim için yapmıyorum, onlar için yapıyorum. Yerde onlarındır. Eğer Yomra halkı toplanır derse ki Sayın Başkanım bu gereksiz bir kavgadır, yapmayın bu kavgayı derse yapmam. Ama arazi Mustafa Bıyık bu belediyeden gider. Ama bu araziler, bu yerler Yomra halkına aittir. Yomra halkı da arazilerini kullanacaktır. Kavgaya neden olmadan çözeceğiz inşallah. Biz müzakere süreciyle bu işleri çözebileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah onlar da anlayış gösterecektirler. Bunu hiçbir zaman bu bir tehdit veya bir şey değil. Biz Yomra halkının malının mücadelesini veriyoruz. Ancak buna gelmeden önce uzlaşımızı da her fırsatta dile getiriyoruz. Burada arazinin bir kısmını, onların öğrencinin bir kısmını vatandaşın kullanımı noktasındaki teklifimiz bütün kamuoyu tarafından doğru karşılandı. Evet, doğru diyorsunuz dedi. Bir ilave etmek gerekirse arazide başka ufak işletmeler de var. Ancak arsanın büyük bölümü Avrasya Üniversitesi tarafından kullanılıyor. Başkan Bıyık sadece Avrasya Üniversitesi'nin kullandığı alanı değil, arazideki tüm işgalleri sonlandırmakta kararlı. Rant çevreleri tarafından işgal edilmiş. İşte mevcut gündemimizde olan konunun olmuş olduğu bir 40 dönüm 46 dönüm arazi, Kaşlı sahilinde bir halkımızın kullanımına açık olması gereken ancak kullanamamış olduğu bir plaj arazisi, yine vatandaşımızın Kaşüstü merkezde yaklaşık 10-15 dönüm
yeşil alan olarak ayrılmış arazi ve şu anda Yomra'da restoranların, kafenin, barın vesairenin böyle çok çeşitli yerde elinizi tuttuğunuzda sürüyor. İşte gidiyorsunuz ve burada bizim bir tapulu arazimiz olması lazım diyorsunuz. Gidiyorsunuz üzerinde bir restoran var. İnşallah ben görev sürecimin sonuna kadar bu arazilerin Yomra halkına ve devlete, hazineye kazandırılması için gerekli mücadeleyi vereceğim.